Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Tüm yazıcıların çalışma prensipleri aynı olduğundan tüm yazıcı marka ve modelleriyle ilgili sorunlarınızı ve arıza kodlarınızı yorumlardan yazarsanız hemen cevaplar, sorununuzu çözeriz. Cihazımızın arızalı parçasına ulaşmak ve tespit etmek için öncelikle cihazı söküyoruz. Yaptığım işlemleri adım adım izleyerek siz de aynısını yaparak tamir işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bu gösterdiğim vida yerleri sökülerek arızalı parçayı görüp müdahale edeceğiz. Yine parça maliyetimiz olmadan bir cihazın tamirini gerçekleştireceğiz. Bu ve bununla aynı kasa yapısına sahip cihazlarda her parçanın yeri hemen hemen aynıdır. Yaptığımız avometre diyot modu ölçümünde bip sesi duymalıydık. Arızalı parçayı bulduk. Bu parçadan bip sesi gelmiyor.
saat lazım. Yaptığım işlemleri adım adım izleyerek siz de aynısını yaparak tamir işleminizi tamamlayabilirsiniz. Cihazımızın arızası bu parça ile ilgili değil, ancak bu parçaya da ulaşmışken temizlemekte yarar var. Yine parça maliyetimiz olmadan bir cihazın tamirini gerçekleştireceğiz. Bu ve bununla aynı kasa yapısına sahip cihazlarda her parçanın yeri hemen hemen aynıdır.
international language. Cihazımızın arızası bu parça ile ilgili değil ancak bu parçaya da ulaşmışken temizlemekte yarar var.
Yine parça maliyetimiz olmadan bir cihazın tamirini gerçekleştireceğiz. Bu ve bununla aynı kasa yapısına sahip cihazlarda her parçanın yeri hemen hemen aynıdır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı ayrıca faydalanmasını isteyeceğiniz arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yorumlara soru ve görüşlerinizi başka marka model yazıcı bilgisayar tarayıcı arızanızı yazın çözelim.